Merhaba arkadaşlar, Gurbetcan'ın dünyasına hoş geldiniz. Sabahları böyle ceket giymeden aşağı inemiyorum ben, pijamamın üzerine arkadaşlar, üşüyorum. Hani böyle yataktan kalkınca kahvemi aldım. Benim sabahları ilk işim Mile'yi hazırlıyorum, gönderiyorum çocukları falan, böyle işte Cihan'ı, çocuk dediğim yani, ama yine de işte burada e-maillerime bakıyorum, biraz yorumlara bakıyorum böyle. Yarım saat falan böyle çocuklar gittikten sonra veya bir saat sonra robot kalkıyor zaten. Böyle kafamı dinliyorum. Sabahları böyle yalnız kalkıp böyle bir kafamı dinlemesini çok seviyorum arkadaşlar. Benimle bir herkes kalktığı zaman, robot da olsa veya kim olursa olsun, bana böyle bir şey oluyorum. Böyle bir şeye gelemiyorum. Gün içine giremiyorum böyle sakin sakin, böyle oradan oradan derken böyle bir sakin sakin bu işlerimi yapmam lazım. Ondan sonra kalkıyorum. Yavaş yavaş kendimi hazırlıyorum. Şimdilik de şu kahvemi içeyim. Bakayım şöyle bir kanalıma, şeylere, ondan sonra hazırlanalım. Şimdi güne bir hazırlanalım. Bugün fazla make-up falan sürmeyeceğim yüzüme. İlkay'la gideceğim. Onlara gittiğim zaman, Altay'ı göreceğim zaman yüzüme öyle fazla make-up falan sürmemeye çalışıyorum. Çocuğu böyle yüzüme falan dokundurdukça yazık, benim make-up veya bu pırıltılar çocuğun yüzüne geçiyor. Bence hiç güzel değil, sağlıklı değil. Onun için dikkat ediyorum biraz. Geçenlerde dikkat etmedim, gitmiştim. Çocuğun yüzü yazık. Şey oldu, pudralar bile çocuğun yüzüne geçti. Ne gereği var? Değil mi? Bir günde şey yapmadan idare ederiz. Sadece göz kapatıcı süreceğim. Ve rimelimi süreceğim. Saçlarımı yapacağım. Bakın bu Melo spreyimi yine saçıma sıktım. Dün yıkamıştım. Dün jogging yapmaya gittim arkadaşlar böyle. 10.000 adım yaptım. 10.000 adım, 8 kilometre jogging yapmışım. Bugün var ya şu şeylerim, bacaklarım falan acıyor. Şey olmuş. Kas ağrısı mı diyorlar? Hani biz et kesmesi deriz. Bilmiyorum öyle mi doğru mu bilemeyeceğim ama. Yani öyle. Evet, şimdi önce bir saçlarımı yapayım. Bu fırça uzun saçlara da oluyor mu diye sorular geliyor bana arkadaşlar. Oluyor bakın. Bugün bu fırçayla yapacağım saçlarımı. Yani gayet güzel oluyor kamera. Duruş şekline bakar mısınız? Gayet yani güzel, uzun saçlara da oluyor. Ben yine hazırım. Bir göz kapatıcısı rimel arkadaşlar. Saçlarımı düzledim ve güne başlayabiliriz. Bir de böyle çekim yapayım karşıdan. Şu üst arkadaşlar. Dolabın ta arka köşelerinde buldum. Allah'ım dedim, ben bunu çoktandır giymiyordum. Türkiye'den aldım. Ya şuralarında bakın böyle böyle lekeler oluşmuş. Bence bu rengi mi solmuş siyah buraya, ama bu beni giymek için alıkoyamaz. Giyeceğim bugün. Ve bu siyah pantolonum arkadaşlar, giyiyorum gerçi her zaman ama böyle üzerine bir şey çekmeden giyemiyordum bu pantolonu. Çünkü burası çok dar geliyordu. Şuralar böyle açılıyordu. Daptar göbeğim çıkıyordu. Şimdi kilo verince tabii 3,5 kilo verdim ve pantolon artık böyle de oluyor. Sadece şuraların da cepleri biraz açılıyor gibi hafif, ama onu da 2 kiloyu daha verdiğim zaman şöyle, yani buralara açılmaz. Ama tabii beli de o zaman birazcık bol olur ama olsun. Bugün kıyafetim şey, zebra. Zebra mı oluyor bu artık? Reve'ye geldim şimdi. Kedişime mama almak için. Fresnaf'ta aldığımız mama kalmamış arkadaşlar. Ona benzerini bulamadık. Burada yağ markası varmış. Onu aldım böyle 3 karton birden. Bakalım yiyecek mi? Bizim Silas çok şey seçici. Peni'ye uğradım hemen burada. Kaç eksiklerim vardı dedim. Peni'den alırım diye Norma'ya uğramadım. Bunları hallettim. Ah, iyi ki de gelmişim. Yine de domates biraz şeydeydik, ucuzdu. Ve Red Bull'lar ucuzdu. Birkaç eve aldım lazım olur diye. Ve ne ucuzdu? Ha, şey, mantar 1 euroydu. Eve gidince artık alışverişlerimi görürüz. Evdekiler bensiz ne yapmış bir bakalım. Özledin mi anneni kuzum? He? Nasıl soruldu annesine gelince hemen. Dur gösterelim alışverişlerimizi. Sevmiyor musun? Ama Hüttin Keyse aldım. Bak Hüttin Keyse'yi seviyorsun bunu, değil mi? Hı-hı. Neyle? Avokadoyla, değil mi? Domate. Tamam. Dur bakalım alışverişlerimizi bir gösterelim. Aseton aldım. DM'den kendime. Şu pamuklardan aldım. Evet bakın bu işte 15 tanesi. Bunun 2,79. Bu yağ. Bakalım. Bunu deneteceğiz. Ekmek aldım Penny'den. Bu domatesler 1 euroydu. 250 gramı. 1 kilosu 4 euroya geliyor. 1 euro şu mantarlara aldım. Bu Körnige Frisch Käse'si, katık gibi bir şey bu. Ve
İşte bu Red Bull'lerden aldım. Robot hemen kelere taşıdı vallahi. Şunlardan 3 tane almıştım. Ve burada da böyle şey peynir. Evet, bizimkiler fiş diye piyen yapmış, yemiş. Bakın burada fiş diye piyen. Bugün yemek falan yapmadım. Ah kuzum benim. Anne olmayınca iyi olmuyor değil mi? Aha, o kuzum. Ve hemen kızımın sevdiği salatayı, avokado ve domates. Bu kap olmadı. Küçük geldi. Biz en iyisi şunun içine boşaltalım bunu. Dedim yeter dedim ama olmadı. Şöyle alışveriş toplamadan daha bakın. Bir de böyle düşüküyorsun. Körünü de atıyorum içine. Şöyle. Ve bunun içine limon sıkıyoruz. Limon. Böyle. Ve karabiber. Neyin sesi geliyor? Ne yapıyorlar? Gel bakalım nasılsın bir görelim bile. Gel. Gel. Gel göster kendini. Göster. Bile nereye gidiyor? Biz Biraz nar yarın ekşisi. Okuldan ice love mı gideceğiz? Buz pateni. Buz pateni yapmaya gidecekmiş. Onun için mecbur böyle korumalık kafasına. Tuz, Miley'in tuzumuz kalmamış. Dur kızım şuradan tuz alalım. Çok üşüdüm, çok üşüdüm. Ey, düşmesin, düşmesin. Hadi korkma. İnşallah, inşallah düşmesin. Şöyle tuzumuz yine boşalmış. Dolduralım şuraya birazcık. Ve buraya da tabi biraz tuz alıyoruz. Şöyle. Göz kararı. Ve bunu böyle karıştıracağım şimdi. Şu tuzumu bir boşaltayım. Oo, sığmadı bunun içine. Yeter. Tamamdır. Bunu güzel böyle karıştırıyoruz. Dedim bunun bir videomda da göstermiştim. Biraz görünüşü o kadar güzel olmasa da tadı çok güzel oluyor. Bu salatanın böyle. Mozzarella peyniriyle de oluyor. Ama kesiyle daha güzel oluyor böyle. Şöyle. Evet, bu pateni yapacaklarmış. Şöyle bir böyle bir salat oluyor. Hem bu diyet yaparken de güzel salat. Aslında avokadoda çok kalori varmış. Ya bir şeyler diyorlar ama hiç yoktan karbonhidrat yok. Kolhidrate yani. Şimdi size bir şey göstermem lazım. Benim kocamda ekmek yapma sevdası var arkadaşlar. Bir sene önceki videolarımda mı neydi? Ekmek yapmaya denemişti. Ekmek yapma makinesinden. İstediği gibi olmadı. Şimdi de başka türlü ekmek yapacakmış. Onun için bakın neler almış. Daha doğrusu sipariş vermiş arkadaşlar. Bu adam beni öldürecek. Ne yapacağım ben bu adamı ya? Bakın arkadaşlar. Bu döküm. Yani döküm böyle bir ağır bir ağır bu böyle. Bunun içinde yuvarlak ekmek yapmak için. Bunun önün içinde de bakın şöyle şey ekmek. Böyle custom form böyle ekmek yapmak için. Ve bir tane de böyle kitap almış. Böyle dışarıda ekmek grillin üzerinde yani. Bu grill var ya bunun üstünde yapacakmış. Grill aldıktan sonra bir de bu aklına gelmiş. Şimdilik de bunu deneyeceğim diyor. Allah'ım ya Rabbim öldürecek beni bu adam. Ekmek yapma sevdası. Bakalım deneyeceğiz. Havalar güzel olsun inşallah. Ben videomda da göstereceğim. Yani aslında kolay gibi duruyor ama şöyle bakın içini göstereyim. Başka tarifler de var tabii ki içinde bunun ama ben bunları yani veya biz bunları yapmayız ki. Yani önemli olan şu ekmekler. Böyle içinde yapmak için tavalar. Bakın şöyle bu tencereler daha doğrusu. Deneyeceğiz artık. Ve dünkelerden benim kocam kandil burada buldu geldi arkadaşlar. Bakar mısınız? Hani gazla Almanlar petroleum diyor. Dün yaktık bunu biz denemek için. Ne zaman aldı, koydu bunu hiç haberim bile yok. Getirmiş bana bunu gösteriyor. Senin haberin var mıydı diye. Eskiden ışıklar gidince falan yakılırdı. Ben hatta köylerde bile biliyorum yani elektrik olmayan köylerde böyle bunlardan yakılıyordu. Bunu alıp böyle tuvalete de giderlerdi yani. Çok iyi biliyorum. Bunu yakınca şimdik çok güzel oluyor. Mesela böyle ışığı falan çok güzel böyle eskileri hatırlatıyor insana. Ama arkadaşlar o içindeki petrolyum gaz öyle bir kokuyor ki şimdik içeride oturunca insanın burnu alışıyor. Ama dışarıdan girdiğiniz zaman bu. Sabah bile daha böyle evin içinde koku vardı. Miley sabah diyor ki anne bu evin içinde ne kokuyor? Dedim kızım o gaz mı petrolyum mu işte neyse. Türkçesi ne onun? Ne yakılıyor? İşte Türkçesini bilmiyorum tam. Yani sizin anlayacağınız benim kocam böyle işte böyle şeyler buluyor geliyor ama bu kandili çok olmuşmuş alalı artık yani öylesine bir almış koymuş hatta ikiye de mi aldım ne dedi öyle bir şeyler dedi oraya yolu düşmüş almış ama ekmek yapacağız dışarıda hep beraber ben de diyorum ki
Böyle o tencerenin yuvarlak böyle bir şeyi var. İnce böyle. Onun üzerinde hatta böyle şey yapabilirsin. Gözleme veya ne bileyim sade gözleme böyle hani içine şey sarmak için falan, et sarmak için. Dedim eski usul yapalım. Ben de bir şey alayım böyle, sofra alayım, tahta yere oturayım. Orada ben açayım böyle. Sen de güzel şeyin üzerinde pişirirsin dedim. Ama lezzeti güzel olur gerçi de. Ama işte bu ekmek yapma sevdası neyse bu adamda böyle. Ve bunları da göstereyim size unutmadan. Bakın bu böyle saten biçimi uzun bir etek arkadaşlar. Fiyatını görelim. 12.99'a düşmüş fiyatı. Bir de ben %30 indirimle aldım bunu. Yine indirim kartları vardı. Ve bu yeşil bol paçalı pantolonu aldım arkadaşlar. Bakın ama çok uzun bana. Kayınvalidem gelir 3. ayın sonlarına 4. aya geliyor ya hep ona. Ben onu güzel kısalttırırım. Böyle bakın. Bunun fiyatı da 20 euroydu. Bu da %30 indirimle aldım. Bunu da 14 euroya aldım. Rengi çok hoşuma gitti. Yeşil yakışır zannedersem bana. Üzerine böyle beyaz bir tişörtle, gömlekle, ne bileyim siyahla güzel olur dedim. Bu etekleri de yazın giymesini ben çok seviyorum. Hani böyle fırıl fırıl böyle. Bir de ben mutfağımı şöyle temizleyeyim. Kendim güzelce. Bugün İlkay'la çekim yapmadım arkadaşlar. Niye çekim yapmadım? Çünkü İlkay'ın kağıt kürek işleri vardı bugün. Onun için zaten beni çağırdı. Dedi gel sen burada Altay'a bak dedi. Yani sizin alacağınız 6 saat sadece kağıt kürek işiyle uğraştı. Altay'ı sadece emzirdi, geri bana verdi. Ben yatırdım, uyuttum, kaldırdım derken ne çekeyim orada? Sen ne çekim yapayım? Altay'ı zaten videolarda pek göstermiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. İlkay diyor ki sağ ol anne geldin baktın diyor da diyorum ki hiç teşekkür etmene gerek yok. Asıl benim teşekkür etmem lazım. Bir günlüğüne bir tatil yaptım burada. Cidden bana orada Altay'ın yanında o kadar iyi geliyor ki yani bana bir böyle evden gidiyorsun. Evden hiç ilgin olmuyor böyle tatil gibi torunun yanında tek onunla ilgileniyorsun. Kahveni içiyorsun, yiyorsun, içiyorsun, evine geliyorsun. Hatta eve gelince robot da dedi tatilini yaptın geldin mi? Dedim evet tatilimi yaptım geldim. Yani sanacağız bir gün yine evden kaçtım tatil yapmaya torunumun yanına. Yani işte böyle. Altay da bugün normalde güzel uyuyordu. Bugün öyle fazla şey uyumadı yani böyle bir hemen bir 40 dakika uyudu. 45 dakika uyudu. Ondan sonra geri kalktı. Ben de dedim ki bu babaannesinin geldiğini anladı. Dedi ki ben babaanneme eziyet edeyim biraz. Veya ben babaannemle oynayacağım. Bugün uyumayacağım. Öyle yani. Öyle bir gündü. Güzeldi yani. Her gün işte değişiyor. Bir şeyler öğreniyor. Öyle. Doğan büyüyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Doğan büyüyor. Ne? Mehmet bu olmadı ya. Devam et bakayım. Doğan büyüyor, büyüyen ölüyor. Ölen gömülüyor. Ölen gömülüyor, gömülen de çürüyor. Öyle mi oluyor acaba? Vay be. Gençlerde de amma laflar varmış meğer. Ya. Ya bugün sizi bıraktım, kaçtım, gittim değil mi? Evet, yok. İyi oldu mu bensiz? Yok, olmadı. Olmadı mı? Niye? Ne güzel işte. Kendi havanızda burada istediğinizi yapmışsınız. Oh, Türk çalmıştır, Türkmen oynamıştır. Eh, gel keyfim gel. Benim için daha iyi oldu valla. Öyle bir güzel... değişiklik oldu değil mi? Tatil gibiydi. Kahvemi içtim, torunumla oynadım, yatırdım, kaldırdım. Büyümüş o da mi? Büyümez mi? Böyle yapıyor. yapıyor artık. Neler öğreniyor, neler, neler. Evet. Aynen öyle. Yani yakında yürüyecek. Yakında. Herhalde. Yok kız yürümez. Bitmiş mi işleri? Yarın bir daha gideceğim. Yok yok bitti. Hepsini bitirdi. Ama öyle bir gömüldü ki İlkay bugün tam gömüldü yani kağıt kürek işlerine. Onlar da bitiyor şimdi evet, onlar tabii vergileri burada. Şunları bunları kağıtla bizim gibi toplamış bir de taşındılar hepsi kartonlarda onları çıkardı hemen ben aklıma geldim Allah'ım dedim bizde de yapılacak daha. Haftaya dedi yapacak robot bizdeki problem ne bak İlkay kendisi yapıyor Hakan şey yapmıyor pek İlkay ilgileniyor bizde robot ilgileniyor gerçi böyle ama bir şey olduğu zaman bana dalıyor. Bir kağıt eksik olsun nereye koydun? Kardeşim sen kendin baksana. Yok nereye koydun? Senin e-mailine gelmiştir. Sen kaybetmişsindir. Ondan sonra birbirimize giriyoruz. Yani yalnız yapmıyor. Problem orada bizde. İlk ay yine kendi kafasına oturuyor. Hepsinin kendi e-mailine şunu bunu yapıyor. İşte bizdeki problem de biraz o. Ama yapacağız. Yani haftaya, önümüzdeki hafta biraz patırtı kütürtü olur böyle evin içinde. Ondan sonra robot kızar bir bırakır. Yapmıyorum bugün, yapmıyorum, yarın yapacağım der. Ondan sonra mecbur oturur tekrar yapar. Çünkü finansaltan cezayı yiyoruz ondan sonra hemen.
İki gün geç gittiği zaman koro cezaya gönderiyorlar arkadaşlar. Aynen böyle Almanya. Nasıl? Vergi dairesi. Vergi dairesi aynen. Şey için, kitle için. Mehmet de pijamalarını giyip, Mehmet üstüne altın görünmüyor zaten. Şuraya geldi bir görsünler. Kimle konuşuyor bu diyecekler. Şortum var. Hayır onu göreyim ki. Bacağım üşüdü diye. Bacağın, seni görmüyorlar ki bak. Aha bak burada Mehmet'le konuşuyorum yani. Zannetmeyin ki ben buradan ses geliyor. Böyle kasete basıyormuşum cevap veriyormuş bana. Aynı onun hesabı oldu. Yani aynen öyle. Bugün böyle geçti. Yarın da babamı doktora götüreceğim. Babamı idrar yolları doktoruna götürüyorum. Bir hap kullanıyor arkadaşlar. Doktor hapı devamlı kullanması lazımdı. Hatta babam bir kan zehirlenmesi olmuştu. Hatta komaya falan girmişti birkaç sene önce. Allah'ım dün tutturmuş ben hapı kullanmayacağım diyor. O doktora söyle ben gitmeyeceğim de hapı kullanmayacağım diyor. Baba bak sen bu hapla kurtuldun mecbur kullan. Hayır kullanmayacağım doktorlar yeter artık uğraşamayacağım onlarla. Böyle diyor Mehmet. Ya. Çok zor, çok zor ama arabayı da yiyeceğim, zorlan kolundan tutup tutturacağım, hapını da yutturacağım. Çok zor arkadaşlar. O da diğer ne? Bacağında bir ağrı vardı. Bacağın dizinde. Dizinde. Onun randevusu da var daha. Hafıza kartım birden doldu. Hayda diyor Mehmet, hayda kapandı. O zaman da tutturur ben ameliyat olacağım. Dizinden ameliyat olacağım diyor arkadaşlar. Bakın ne diyorlar Mehmet? Şey diz takılıyor hani. Değiştiriyorlar ya hani burana. Platin ne koyuyorlar? Plan. Annemin de var. Tutturuyor onu yaptıracağım diye arkadaşlar. Yaptıracağım da yaşı kaç yaşında? 84 yaşında artık evet, babam. 84. Allah'ım yine de daha uzun ömürler versin de korkuyor insan yani. Ameliyat ettirmeye korkuyor. Bir şey olur. Ameliyat masasında kalır. Narkozu götüremez. Evet. Ama ona da tutturdu ameliyat olacağım. Bakalım doktor ne diyecek. İğneyle falan da geçmiyor artık yaşlılıktan. Yaşlılıktan tabii canım. Yaşlılıktan aynen öyle. Bakalım ne olacak. Onu da göreceğiz hep beraber. Yani, ben burada. Bunun bir tıp doğal yollarla da doğal yollar yok. Çünkü bu tabaka bu dizdeki arkadaşlar bura artık oluyor dağılmış. Künstliche gelenk yani. Gelenk bu oynayan şey var ya hani. Sıvı mı o? Hayır sıvı değil. Kemik oynayan kemik var ya onu evet. Takıyorlar oraya. Annemin de var ondan. Yani kayınvalidemin de bu kalçasını yaptırmıştık ya mesela. O çok memnun. Ama onun yaşı daha 72. Annem de kaç sene önce annem de bayağı oldu. Bir 10 sene oldu herhalde olmuştu. Yani siz anlayacağınız öyle uğraşıyoruz biraz ama olsun Allah sağlık versin diyorum. Zor olur ya o sırada acır. Evet yapıyor. Ondan sonra da kura gönderiyorlar. Rehabilitasyon. Oradan rehabilitasyon. Fizik tedavi gibi. Oraya da gitmek istemiyor. Ben orada canım sıkılıyor diyor. Ne yapacağım ben orada diyor. Yani durumumuz bundan ibaret. Evet arkadaşlar bugünkü videom biraz böyle geçti. Belki sizin için durgun geçmiş olabilir ama bugün de bu kadar oldu. Bugün de vazifem vardı. Bugün tatile gittim. Artık bir dahaki vlogumda inşallah daha başka şeyler olur. Daha başka şeylerle görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Like unuttum. Like Mehmet doğru söylüyor. Beğenmeyi unutmayın.